Eskişehir'deki şu ev sahibini görmüşsünüzdür belki. Adamın 63 tane evi varmış ve öğrencilerden bayağı bir sıkıntı çekiyormuş. O yüzden öğrencilere ev vermek istemiyormuş falan. Adamın malıdır, hakkıdır. Bu konuda çok da goy goy yapmak istemem ama takıldığım nokta şu benim. Bu röportaj veren adamlar niye hep abarta abarta konuşuyor? Geçen de bu işsizlik yok yigenim. 8500 liraya çalışan garson bulamıyoruz diyen adam vardı ya. O da mesela öyle. Ekran karşısında konuşurken bayağı böyle yüksekten sallıyor. Adama bir iş başvuruları geldi. Sonunda da pes etti. Ki zaten adam da açıklamak zorunda kaldı sonunda. Günde 12 saat 4000 liraya çalıştırıyor. 6 ay geçerse 8500 lira da işte. Eğer evli ise çocuk yardımı gibi şeyler. Bunun yanına geliyorsa bahşişlerle birlikte. Tabii ki o da yalan. Bu adam da bayağı yukarıdan sallamış da sallamış. Konuşmuş da konuşmuş. Yine de haberden okuyayım biraz da. Eskişehir'de 63 dairesi olan ev sahibi isyan etti. Öğrenciler yüzünden yıl sonunda en az 6000 lira çöpe gidiyor. Buradaki noktayı yanlış anlayan insanlar olmuş. 63 daireden toplamda 6 bin lira bahsetmiyor adam. 63 daireden 6000'er lira gibi bir zarardan bahsediyor ki bu da yalan. Adamın bahsettiği şeylerde hadi bazılarında haklılık var ama o da çözülebilecek şeyler. Eskişehir'de öğrenciler için olan evleri gidenler bilir. 1 artı 1'dir ve öyle bakımsız dairelerdir ki. Daha önce eşyalı ev görmeyenler için de söyleyeyim adam sıfır eşyalarla donatmıyor evleri. 6 bin lira zararı nasıl beceriyor bu adam bu kadar? Bir de şöyle bir şey de var. 1 artı 1 daireleri ve veriyorsun da en son 1000 liralıklar dağıtılıyor. Normalde Eskişehir'de 700 civarına çok rahat bir artı bir daireler buluyorsun. Daha 2 hafta önce Eskişehir'deydik bir arkadaşı ev tuttuk. Gayet merkezde bir artı bir eşyasız bir daireydi. Yani benim anlamak istediğim bu adam çok büyük bir hayırsever. Yılda 6000 lira zarara uğradığı şeyleri 800-900 liraya kiraya veriyor. <laughs> zamanında belli ki bu eğitimden çok çekmiş, okuyamamış zamanında. O yüzden öğrencilere direkt burs vermek yerine direkt ev veriyor bu. Öyle bir insan. Sanya Kendi anlattığına göre böyle bir şey. Ulan 6 bin lira masrafı bana bir söyle ya. Koltuk alıyorsun ikinci elciden 150 lira. Buzdolabı alıyorsun 500-600 lira. Çamaşır makinesi yine o kadar. Ocak alıyorsun 150 lira ikinci eli. Yatak baza dediğin şey 600-700 lira. Sen nasıl buradan 6 bin lira gibi bir zarar çıkartıyorsun? Çocuk evden çıkarken bütün eşyaları böyle bir ortada toplayıp ateşe mi veriyor da 6 bin lira zararın oluyor. Her öğrenci çıktıktan sonra sen sıfır eşyalarla mı donatıyorsun? sallamayın ya bu kadar. Artık bir de internet çağındayız. İnsanları buluyorlar, linçliyorlar sizi. Zamanla lekeden siyahlaşmış ama özünde beyaz olan koltuğu eşya diye kakalıyorsun lan millete. Yatak koymuşlar. Normalde bu yatak dediğin şey beyaz olur. Bu sarı yer yerde siyah ve yeşillikler var. Sen bunları alıyorsun. Üzerine bir de ayda 200-300 lira da fiyat ekliyorsun. Boşa şov yapmayın artık ya. Artık insanlar eskisi gibi de değil. Buluyorlar artık sizi. <laughs> Uyarıyorlar. Öğrencilerin genel muhabbetlerinden bahsetmiş işte kısacası ama şunu belirtmek gerekiyor biriniz ulaştırabilir bu dediğim bilgiyi adama sözleşme diye bir şey var çok ilginç bir şey eğer sözleşmeyi iyi bir şekilde tasarlarsan o kişi eve zarar verdiğinde o konuda dava açabiliyorsun bak çok yasalar bu kadar ilerledi şaşırdınız değil mi eskiden yoktu böyle şeyler tabii. yok diyor ki parkemi yaktılar sen o parke parasını ondan söke söke alırsın zaten sen o fiyata onu da ekliyorsun böyle bir şey de var yok gürültü yapıyorlarmış dilersen sözleşme onu da eklersin çok rahat. Bir kere de şunu diyeni görmedim ben ama ya. Ulan öğrenciler geliyor. Normalde 300-400 liraya vereceğim kiralık evleri 1000 liraya 1200 liraya veriyorum. Hayat bana güzel ulan. Bunu diyeni görmedim. Fiyatları birden kat kat arttırıyorlar. Yetmiyor. Bir de şikayet ediyor Keko. Pişkinlik çok yüksek ya bazı insanlarda. Evleri de ev olsa bari ya. Eskişehir'e gittik işte evleri gezdik. Lan evlerin daha yarısının boyası yok boyası. Badana yapmaya üşenmiş adam. Bir de buna rağmen depozito falan istiyor. Bir tane eve gittik. Çamaşır makinesini koyacak yer yok. Adam şunu diyor bak bana. Hiltiyi al, duvarı del, yatak odasına boru bağla. Oradan çamaşır makinesini çalıştır. Sıfır şaka bunu diyor. Lan böyle evlere köpek gibi fiyatlar çekip bir de üstten üstten konuşuyorsunuz. Var ya sizden de. Neyse ya küfür etmek istemiyorum. Bu tarz pişkin insanlardan fazlasıyla tiksindiğimi anlamışsınızdır zaten. Alayı dala verecidir zaten. Kendi o egolarını tatmin etmek için her bir boku konuşurlar. Bunların eline mikrofonu verdiğinden şova kalkıyorlar birden bunlardan mağduru yok ya. Mağduru yok. Biraz da araştır bakalım bu adama. Kiraları kaçtan gösteriyormuş? Ne kadar vergi veriyormuş? Bir bunları araştıralım biz. Bir diğer yandan üniversite öğrencileri görüyorsunuz. Özellikle büyük şehirlerde şu an çok büyük krizler var. Kiralar çok çok yükseldi. Eskiler bunu bu kadar anlamıyor. Biz de zorluk çektik diyorlar. Oğlum şu an son bir senedeki kira artışı öyle normal kira artışları değil. Adam gelmiş diyor ki o zaman okuma büyük şehirde. İstanbul'a o kadar özel üniversiteler yapıldı o yüzden böyle lan. Özel üniversitelere gidip bir konuştunuz mu insanlarla? Özel üniversitelerdeki öğrencilerin çoğu İstanbul'un yerlileri tarafından kullanılıyor. Aile diyor ki benim çocuğum atıyorum Kütahya'da okuyacağına o parayı biz buradaki özel üniversiteye verelim diyorlar. Senin bu yaptığın goy goy devlet üniversitesindeki çocuklara oluyor. Diyor ki biz de zamanında kaldık lan ben de zamanında kaldım. İstanbul'a ilk geldiğimde verdiğim kirayı söyleyeyim size. 275 lira. 275 lira. 4 kişi kişi kalıyorduk. Evet odaları paylaşıyorduk ki hala da paylaşırız zaten. Gelin bakın bakalım. 4 kişinin kalabileceği 4 artı 1 ev kaç para? 5-6 bin lira. Çok bilmiş bilmiş böyle üstten konuşmayın yani. Kaf Dikmeyin. Ortada çok büyük bir arz krizi var. Bazı şehirlerde ev sayısı çok olduğu için kiralarda zamlar bu kadar yüksek olmadı. Eskişehir'e baktıydık. Geçen sene 800'e güzel bir daire buluyorken 1 artı 1 bazında bugün 1000 liraya buluyorsun. İstanbul'da öyle değil. Kadıköy'e giriyorsun 3 artı 1 yazıyorsun. 2 sayfa sonuç çıkıyor lan. Diğerlerinin fiyatları iyice yükseldiği için söylemiyorum onları. En alt seviyelerde öğrencilerin biraz daha rahat ödeyebileceği 2 sayfa sonuç var. Rahat ödeyebileceği daireler dediğim şey de bu arada 4500 lira. Çocuklar mecburiyetten tutuyor bu evlere. Ya sokakta kalacağım diyor çünkü yurt da yok. Ya da borç harç ağır bir yükün altına girip bu evlere çıkacağım diyor. Burada sorumlu bir kere devlet. Baştan bunu konuşalım. Diğerleri elinde hak var ve bunu acımasız bir şekilde kullanabiliyorlar. Bugün Kadıköy'de 3 artı 1 bir evi 3000 lira kiraya ver. Abartısız söylüyorum sırada 50 kişi bekler en az. Ben bir tane hoş bir ev buldum. Hoş dediğimde 40 yaşında 4000 liraydı kirası. Aradım dedi ki 25. sıradasın sen. Yani benden önce 24 kişi bakacak eve beğenmezlerse ben tutacağım. Sonra baktılar talep çok fiyatı yükseltelim dediler. 5000'e verdiler daireyi. Mecburiyet var çünkü. Bazıları şey demiş Kadıköy'de tutmayın Pendik'te tutun. Pardon Pendik'te çok ucuzdu evler. Her yerde uçtu oğlum her yerde. Kaldığım mahallede bak ben 2250'ye kalıyorum. 1-2 ay sonra çıkmam gerekiyor ev yıkılıyor diye. Bulunduğum mahallede en ucuz kira 5100 şu an. Kime şov yapıyorsunuz oğlum öyle üstten üstten konuşmayın biraz içeride olun. 3 kişi tuttu diyelim bu evi. Nasıl ödeyecekler bu paraları? Maaşlar belli ailelerinin. Devlet ama bu konularda bir şey yapacağını da düşünmüyorum. Çünkü bunların yanında çok güzel fırsatlar var. Ebu Sıddık Han Hazretleri'nin evlerinde kalabiliyorsunuz. Ayda sadece 300-400 lira vererek onların cemaatine falan katılıyorsunuz Ebu Sıddık Han Hazretleri'nin. Artık ileride IŞİD'e mi katılırsınız? Siz mı katırırsınız, El-Kaide olur. Seçenek bol. Onlardan birinin müridi olursunuz artık. Bazı kişilerin işine gelir bu. Al sana muhtemel sağ oyu yani. Yani. Bu konuda Twitter'da da söylemiştim. CHP, İYİ Parti bir şey yapmak istiyorsanız şöyle bir şey yapabilirsiniz. En azılı komünistleri bulun. En azılılarını ama. Sonra tıpkı bunları cemaat abileri gibi süsleyin. Ve bunlara birer tane daire verin. Aynı onların yaptığı şekilde 300-400 liraya öğrencileri alın o evlerde tutun. Aynı sistem ya. İbadet olarak da şey yaparsınız. Duvarlarda işte burjuva fotoğrafları olur. Günde 3-4 vakit çocuklar ellerinde Rambo bıçaklarıyla o fotoğrafları bıçaklarlar. Sıfıra ile söylüyorum. Bir sene içinde İstanbul'a 200 tane yeni yurt açarlar korkudan. Sizin bu konular hakkındaki düşünceleriniz nelerdir dostlar? Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.